Al kızım bunu, al gel. Hazır mısın kameraman? Hazırım. Bugün Cem Hoca ile arılara bakıyoruz. Kameramanı benim. Bakalım neler olacak. Benim cesur kızım bana eşlik edecek. Al bakalım kamerayı. Siz hazır mısınız? Ben hazırım kızım. Evet. Gel kızım. Şimdi benim bir tane eskiden kameraman bozuntusu arkadaşım vardı, Cihan Kılıçdere. Ondan da böyle birazcık bahsedelim değil mi? Evet. Ne zaman arıyı görse kaçıyordu. Bugün ne yapacağız? Bugün ayın kaçı? 13 Ekim. 13 Ekim 2024 arkadaşlar. Bugünkü bakıma hoş geldiniz. Hızlı bir bakım yapacağız. Sadece şerbet beslemesi yapacağız. Mevsim itibariyle artık arılarımıza şerbet vermemiz gerekiyor. Bütün sene boyunca özellikle herkesin bahar döneminde şerbet verdiği dönemde ben şerbet vermeden arılarımı bugüne kadar getirdim. Hiç şerbet beslemesi yapmadan bugüne kadar arılarıma baktım. Evet, bu sene bal yoğunluğu olarak belki iyi bir sene geçirdiğimiz söylenemez. Lakin arılarımın genel itibariyle en azından nüfus olarak, çoğalma olarak sıkıntı yaşamadığını da gözlemlemiş olduk. Şimdi geçen hafta vermiş olduğumuz keklerin bir kısmının kalıntılarını toplayacağım. Arka bölüme de hemen şurada görmüş olduğunuz, hazırlamış olduğumuz şerbetlerden aşağı yukarı 400 gram civarında bir şerbet vereceğim arılarımıza bu şekilde. Ve hemen kendilerini rahat bırakacağım. Hiçbir gerginliğe yol açmadan kovanları hemen kapatacağım. Bu haftaki arı bakımım böyle olacak. Lakin 3 numaralı kovana şöyle biraz daha dikkatli bakacağım. Orada birazcık karıştıracağım arıları. Ama geri kalan kovanlarımızda sadece besleme yapıp geçeceğim. Çünkü bunları geçen hafta kontrol etmiştim. 2 numaralı kovanımızdayız şu anda. Ben zaten üstten bakarken de arılarımızın durumunu buradan görüyorum. Kameraman arkadaşım yaklaşırsa buraya arılarımızın durumunu gösterebilir. Gördüğünüz gibi şu anda keki tüketmeye çalışıyorlar. Gayet güzel. Epeyce ilerlemişler. İhtiyaçları var demek ki. Demek ki yanlış bir şey yapmamışız. Kek beslemesine devam ettim ısrarla. Bazı dostlarımız kekle ilgili eleştirilerini yönelttiler haklı olarak kendilerince. Ama benim bölgenin ihtiyaçlarını da tabii ki göz önünde bulundurmam gerekiyor. O yüzden kek beslemesini ihmal etmedim. Arıların balları tüketmesindense karınlarını doyurmak için kekle beslenmelerini tercih ettim. Zaten yeteri kadar balları da var. Gerçekten bu sene güzel kendilerine bal bıraktık. Çünkü bizi bayağı korkuttular. Şimdi geçelim 3 numaralı kovanımıza. 3 numaralı kovanımızda işte dananın kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Geçen hafta çok büyük hatalar yapmak suretiyle burada işleri neredeyse karıştırıyorduk, berbat ediyorduk. Çok şükür son anda var olan ana arıyı görünce durumu toparlamaya çalıştık. Böyle olunca birazcık moralimiz bozuldu. Sonradan birazcık moralimiz düzeldi. Şimdi bakalım arılarımıza. Evet, içeride arı yoğunluğu var. Herhangi bir şekilde nüfusta bir sorun var mı diye de tabii ki üstten bakmayla anlaşılmaz belki ama artık bazı böyle anlıyoruz. Ben buraya beslenebilmeleri için şey de bıraktım. Ekstradan bir çıta da bıraktım. Ballı bir çıta bıraktım arka tarafa. Yalıtım çıtasının arka tarafına ballı bir çıta da bıraktım. Hala tamamını çekmemişler. Demek ki ihtiyaçları yok şu anda ama şimdi ben birazcık arıları sakinleştirip sevgili arkadaşlar, bakın hemen yükselmeye başlıyorlar. Kendilerine göre haklılar tabii ki. Yerinize dönün gençler. Hemen bir yavrulamanın başlayıp başlamadığını görmek istiyorum. Eğer yavrulama başladıysa arıları hiç daha fazla rahatsız etmeden kapatacağım. Şöyle iki ayırayım. Burada zaten yavru olmaz. Şöyle şuralara bir bakacağım. Şu çıtaya bir bakacağım. Bakalım bir yavru operasyonu var mı? Başlamış mı anaramız? Ben görmem, ama
Hiç önemli değil. Kayıt devam ediyor. Evet, burada yavrumuz yok. Nektarımız var. Evet, burada yavrulamayı bir türlü göremedik. Anamız şurada bir yavruyu atsa vallahi bir daha karıştırmayacağım kovanı bu kadar. Ama görüyorum ki nüfus da azalıyor. Şimdi şöyle bir ışığa doğru bakmaya çalışıyorum. Ama yok. Son çıtalara kadar geldim. Baştaki iki çıtayı kontrol etmedim. Burada arı yoğunluğumuz fazla. Balımız da var. Şeyimiz de var. Polenimiz de var. Ama ana arımız yavrulamayı reddediyor. Evet. Şurada dediğim gibi bir görebilseydik ananın yavruladığını vallahi bayram edecektim. Mecburen ikinci çıtayı kaldıracağım. Öyle bakacağım. Eğer ikinci çıtada da yavrumuz yoksa işler istediğimiz gibi gitmiyor demektir. Birleştirme zorunlu bir hale gelecek. Evet. Hiçbir şekilde yavrulama falan yok. Geçen hafta birleştirmeyi yaparken anayı gördük. Ama ana çiftleşmemiş olabilir. Ana çıkmış ve çiftleşememiş olabilir. Çünkü mevsim itibariyle erkek arı ortalıkta gezmiyor olabilir. Erkek arı yoksa zaten nasıl olacak bu iş, değil mi? Dolayısıyla o birazcık sıkıntılı bir konu. Eğer çiftleşmediyse anamız yavrulamayacaktır. Ama ben bu birleştirme işini birazcık daha öteleyeceğim. Geçen hafta bakmıştım. Bir hafta içinde normalde bunun yavruyu atmış olması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi yavru mavru atmadığı gibi bir de böyle ince ığıltıyla arının bağırdığını duyuyorum ben. Ana arının sesi. Ama gel gör ki ana arımız yavruyu atmamış. Şimdi bir şerbet beslemesi yapalım. Haftaya eğer gelip de bakabilecek olursak arılarımıza, o zaman belki biraz daha farklı bir durumla karşılaşabiliriz. Şerbet beslemesi çünkü özellikle anayı yavrulaması açısından teşvik etmek için önemli. Geçen hafta vermemiştik biz. Bu hafta şerbeti de verelim. Şansımızı deneyelim. Oldu oldu, olmadı artık. Yapacak bir şey yok. Kovanımızı alacağız. Diğer kovanlarla artık birleştireceğiz. Evet, 4 numaralı kovandayız. Burada bir kapatıp açsam olur mu? Olmuyor. Olabilir. Yönetmen sensin. Tamam hocam, ben kayda girdim. Sesim geliyor mu? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi 4 numaralı kovandayız. Yine geçen hafta anasının olmadığını tespit ettiğimiz kovanlarımızdan bir tanesi maalesef. Yapacak bir şey yok. Eğer burada da ana çıkmadıysa bu kovanı da yine geçen hafta birleştirmek gibi bir düşünceye girmiştik. Ama gördüğünüz gibi yukarıdan tutabilirsen kamerayı biraz daha dikine, arı mevcudunun yoğunluğunu fark edebilirsin. Tabii ki burada daraltmalar yapmamız lazım. Şöyle birazcık ayıralım. 4 numaralı kovanımızın birazcık daralması lazım. Çok genişte çalışıyoruz. Havalar da çok sıcak gidiyor. Biraz da onun için bu kadar rahatım. Daraltma işlemini henüz, bak polen molen gelmeye başlamış. Eğer polen geliyorsa bu güzel bir şey. Arıların bacağında polen vardı. Bu güzel bir şey. Umarım ana arı burada çıkıp, burada da çünkü ana arı kaybından sonra arılarımız şey yapmış arkadaşlar. Yüzük yapmış. Biz yüzük yaptığını çok geç fark ettik. Yüzük yapmış, yüzük açılmış. Ana arı muhtemelen çıkmış ve biz tabii ki geçen hafta kontrolümüzü yaparken anayı göremedik. Anayı göremeyince de dedik ki bu kovanda da ana yok, bunu birleştirelim hemen. 3 numaralı kovanda o anayı görünce ondan sonra o fikrimizden vazgeçtik. Şimdi bakıyorum. Günlük yavru görebilir miyim diye. Burada polenlerimiz var. Burada yavru olmayacak belki de. Şuraya bakalım. Baştan üçüncüye bir bakalım.
Baştan üçüncüyle ikinci de eğer yavru varsa işimiz güzel olur. Evet, burada da bakıyorum ama anaharı falan görmediğim gibi yavru da görmüyorum. Bunlar büyük ihtimalle birleştirilecek. Çünkü normal şartlarda şimdiye kadar eğer anayla ilgili bir problem olmasaydı arıların çoktan yavruya geçmiş olması lazımdı. Çünkü diğer kovanlarımızda gayet güzel kapalı yavrularımız falan da vardı. Evet, burada da yok. İki numaralı. Evet, burada da yok maalesef. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar, maalesef burada da yok. Evet, üzülecek bir şey yok. Bekleyeceğiz. Buraya da bir şerbet vereceğiz. Şerbet beslemesi yapacağız. Ondan sonra artık önümüzdeki haftalarda vaziyete bakacağız. Şimdi hepsini beraber itmeye çalışıyorum. Tabii ki kolay olmuyor. Bakın, kovanı da oynattık. Şöyle arkadan düzeltelim yalıtımımızı. Şu balları bir tüketsinler diye bekliyorum ama artık bu hafta da böyle biraz geniş bekletelim. Haftaya artık daraltmaya, daha ciddi daraltmaları yapmaya başlarız. Çekimizi koyalım tekrar. Arılarımız mağdur olmasınlar. Siz bir çekilin bakalım gençler oradan. Evet, maalesef dediğim gibi anaharıyı göremedik. Anaharıyı göremediğimiz için buradaki gelişimin sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. Keşke anaları görme şansımız olsaydı, yavruladıklarını bir görseydik. Vallahi çok süper olacaktı. Şerbetimizi koyalım. Şerbetle artık ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizim elimizden gelen bu. Adımız Hıdır, elimizden gelen budur. 4 numaralı kovanımızda da durum 3 numaralı kovanımızla aynı seyrediyor. Dolayısıyla durum çok da iç açıcı değil. Evet. Düzgünce kapatalım. Şimdi 5 ve 6'ya gidelim. Sevgili kameramanım, nasıl, var mı sıkıntı? Yok, sadece ekranım kararı, tekrardan kayda başlayacağım. Tamam, çık kayıttan, o zaman tekrar gir. Buyurun hocam. Evet Aysun Sarı, gel bakalım. Şimdi 5 numaralı kovandayız. Şöyle arılarımıza birazcık ön taraftan da duman verelim. Daraltmalarını yaptık ama yine de şeyleri kontrol edeceğim. Şu 3 ve 4'te bazı şeyleri açmıştım. Giriş çıkış deliklerini. Onları tekrar daraltmam gerekecek. Onu da antiparantez söyleyelim. Hop. Biraz kalıp halinde açtık. Evet arılar, nasılsınız bakalım. Arılarımız gördüğünüz gibi burada gayet istikrarlılar. İşte bu manzara iyi. Neden? Çünkü burada anaharımız var arkadaşlar. Anaharının olduğu yerde hayat var. Aksi takdirde sıkıntımız oluyor. Şimdi buradaki anamız da artık hak ettiği şerbeti alsın ve kovanının düzenini sağlamaya devam etsin. Evet. 5 numaralı kovanımızın bakımı da bu kadar. Daha üstten zaten aslına bakarsan anlaşılıyor. Yani geliyorsun, kapağı açıyorsun. Nitekim şu 3 ve 4'ün yoğunluğu da bana sorarsan fena sayılmaz ama yine de diğer kovanlar kadar tabii ki yoğun değiller. Önemli değil. Eğer birleştirme yaparsak bu da bir kayıp değil. Çünkü neden? Ben zaten kovanların sayısını artırmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden buradan eğer iki kovanım eksilirse kış şartlarında benim için işin doğrusunu söylemek gerekirse bir problem olmayacak. Neden? Çünkü bu kovanları diğer kovanlarla birleştireceğim.
bahar geldiğinde de rahat rahat bölme yapıp arılarımı diğer kovanlara rahatlıkla alabileceğim. Onun için biraz da stratejik bakıyorum. Sadece şu anda üzüntümün sebebi şu. Ana arı kaybetmek her zaman sıkıntılı bir konudur. Kimse ana arısını kaybetmek istemez. Aslına bakarsanız tek derdim o. Neden? Çünkü ben bunu profesyonel olarak yapmıyorum. Yoğunluğu gördünüz. 6 numaralı kovanımızda da gayet güzel arılarımız güzel çalışıyorlar belli ki. Şimdi ona da şerbetini bırakacağım. Ve kendilerini hemen rahat bırakacağım arkadaşlar. Bu kadar. Bu haftaki bakımımız bu şekilde olacak. Haftaya kadar şerbet vermiş olduğum 3 ve 4 numaralı kovanlarımın takibini yapmaya çalışacağım. Belki de haftaya yapacağım. O takibi yaptıktan sonra artık o kovanları diğer kovanlarla birleştirip birleştirmeme kararını vermiş olacağım. Eğer birleştirirsem dediğim gibi bahar geldiğinde bölme yapmak suretiyle boş kalan iki kovanımı hem de onları da aslına bakarsanız böyle kıştan çıkarken güzelce bir temizlerim. Herhangi bir sıkıntıya yol açmayacak şekilde bu biliyorsunuz mum güveleri bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi. Mum güvelerini de temizleyecek şekilde, yumurtalarını da temizleyecek şekilde bir temizlik yaparız kovanlarda. Bölme yaptığımız zaman kovanlarına tertemiz geçme fırsatları olur arılarımızın da. O yüzden yani üzüleceğimiz bir şey yok ama ana arı kaybetmesek olur mu? Bence olur. Ama kaybetmediğimiz takdirde 6 kovanla kışa girip 6 kovanla çıkma şansınız olmuyor. Ne yapacaksınız? 10-12 belki kovan yapmanız gerekiyor. Ben bu sene oğul verdirmemek için çok gayret sarf ettim. Verdirmedim de ama 6 kovanı zapt etmek gerçekten benim için de çok zor oldu. Eğer ki bu iki kovanı anasızlıktan dolayı birleştirmek zorunda kalırsam işte 6 kovan değil sadece 4 kovanını zapt etmek zorunda kalırım. Oğul verecekler diye telaşa girmeme gerek kalmaz. Bölmeyi zamanında yaparım ve o iki kovanımda da önümüzdeki sene bal yapacak kolonileri hazırlayabilirim diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, bu haftaki bakımımız kısa. Videolarımızın altına önerilerinizi, görüşlerinizi paylaşırsanız memnuniyetle onları okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bütün dostlarımıza selamlar diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. O zaman hocam haftaya 3 ve 4. kovanı merak ediyoruz. Evet. Görüşmek haftaya üzere. Kadar merak içindeyiz. Sen YouTuber olacaksın benim başıma ya.